Seni ne yapacağız şimdi ya? Bittik biz vallahi. Bilmiyorum ya. Aslılar da takı almışlar. Hay alacaklar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizi bekliyorlar ve bizim hediye almaya vaktimiz bilem yok yani. Ayrıca paramız da yok Selin. Şöyle yapsak, desek ki, yani daha doğrusu şöyle olsa olmaz mı? Yani hediye alamadık bir mahsulü olabilir mi? Yani desek ki biz onlara, biz size sevkimizi getirdik hediye. Kötü. Annem gebertir bizi. Böyle bunca yaşanan şeyden sonra. Bir de sıktık öyle kaset çıkarttık, acayip para aldık kasetten falan dedik. Ortada hediye de yok. Delirir kadın iyice. Kara baktım, kör tahlilim ya. Aa, çok acayip bir fikir geldi aklıma Selin. Ya çok acayip. Ne? Hem bu problemi giderecek, hem de annemin bizi bağrına basmasını sağlayacak bir şey. Ne? Yüzüğünü ver. Bu yüzüğü anneme hediye edeceğiz. Ne? Sen delirdin herhalde. Bana dokunmak için böyle şeyler yapmana gerek yok Kubi. Sana dokunmak istediğim falan yok Yaprak'cığım. Lütfen beni yanlış anlama. İyisin olsun ama biz artık arkadaşız ya. Oldu oldu. Gördün mü? Hoşsun diyor. İki lafın biri iltifat. Anam. Spirit. Cesut. Cesut. Kızı voleybola davet edelim mi? Ya saçmalama ya. Burhan abi kurban olayım saçmalama. Başımızı belaya mı sokacaksın sen ya? Anladım. Burhan'ın üzerine çullanırken çok iyi. Şöyle bir dostluk göstergesi istendiğinde başımızı belaya sokma. Anladım. Vay anasını ya. Buraya inceledim ben. Neleydim ben? Vallahi gideceğim. Ya ama çok. Burhan abi. Öf senin ya. Allah aşkına yapma böyle güzelim. Vallahi billahi sana daha büyüğünü alacağım ya. Yavrucuğum bak vereceğiz bunu anneme. Diyecek ki kendilerine almamışlar bana almışlar diyecek. Kadının hoşuna gidecek. O duygusal anında bir de bastıracağım böyle bir içten bir konuşma yapacağım. Tamam mı? Problemleri kökünden halledeceğiz yavrum benim. Yapma böyle ya. Tolkan ya. Ya Selin'cim biraz fedakar ol güzelim. Kurban olayım ben sana. Söz veriyorum. Bu ne ki? Sana bunun eşek kadarını alacağım. Kaşıkçı elmasını alacağım sana. Boyun kadar pırlanta alacağım lan. Söz be. Hadi yavrum benim. Koy bunu çantana da kalkalım. Hadi canım. Hadi. Nerede bunun kutusu? Kalk hadi kalk hadi. Hadi canım. Koy çantana. Burhan abi. Yumurta soyayım mı? Sen bağ mı düştün ya? Tamam tamam hadi kalk. Kalk hadi gidelim. Hadi. Yok ben utanırım. Sen gideceksin. Ne? Allah'ım yarabbim. Ben nasıl giderim ya? Merhaba. Aa. Şey, voleybol oynayacağız da tek sayıyız. Yani beş kişiyiz. Üçerli iki takıma ayrılamıyoruz. Bundan dolayı da... voleybola bir kişi lazım diyeyim ben size. Amca siz oynar mısınız? Yok.
Hmm. Yenge de oynamaz tabii. Yok. Bacım oynar mı? Yok. Ben oynayayım. Ha. Annenlere gittiniz mi Aslı? Evet, sabah oradaydık. Ne? Şöyle bir uğrayıverdik. Hı, tabii siz bu kadar hazırlandığınız için şimdi de buradayız. Oh, akşama kadar beraberiz. Biraz da geç kaldınız. Sizi kolay kolay bırakmam. Beni bırakırsın ama değil mi? Latife. Bütün gün buradayız biliyorum. Yalnız değil mi? Ne kadar güzel olmuş ev. Böyle çiçekler mi çiçekler değil mi? Aa, inanmıyorum. Ne oldu? Annene çiçek alacaktı. Aa. Çiçek bir çiçek istemez evladım. Ev çiçek dolu zaten. Aa, olmaz olmaz, benim içime sinmez. Vallahi olmaz. Yürü kalk kalk sevgilim, çıkıp alalım şu çiçeği ya. Oturun evladım, çiçek eksik kalsın. Ay, olmaz, anneler günü çiçeksiz olur mu? Acaba açık çiçekçi bulur muyuz? Bilmiyorum, arayacağız artık. Ben de sizinle geleyim, yürümüş olurum. Sen otur Bülent. Böyle deyip deyip gidiyorsun, gecelere kadar dönmüyorsun. Hadi 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 sevgilim, çıkalım artık, geç kalacağız. Alıp geliyoruz hemen. Ne güzel, kutsal bir gün değil mi anneciğim? Anneler günü bugün. Zaten cennette annelerin ayağının altında diye boşuna dememişler. Uzun çifti yok mu henüz? Hediyelerini almaya gittiler. Onlar biraz geç kalmış o zaman. Vallahi biz bir haftadır bu olaya hazırlanıyoruz. Hediyemiz de hazır değil mi Selin? Hmm. Verelim mi hediyeyi, ne dersin? Çok heveslisin. Nerede kaldınız çocuklar? Yarım saat oldu. Ay sorma baba. Ay sormayın vallahi. Aslı'nın takıcı arkadaşı da annesini ziyarete gitmesin mi? Onu oradan çağırttır, dükkanı açtırt falan derken. Ya neyse. Buyurun efendim hediyenizi. Anneler gününüz kutlu olsun. Hediyelerimizi veriyor muyuz? Verelim, vakit nakittir. Ay ay ay, çok güzel. Aa. Gümüş. Güzel. Dersi. Ay bunun için mi o kadar koşturdunuz çocuklar ilahi? Tasarım. Öyle mi? Hmm. Pek şirin. Ay pek okumaz bir şey değil mi bu? Ay onu da takarım artık. İlahi, ben de öyle kutuda falan görünce mücevher falan sanmıştım, hani pırlanta hesabı. Tasarımmış. Siz ne aldınız Volkan? Yoksa hediye almayı unuttunuz mu? Ya durun bakalım, yağma yok ya, önce ben vereyim bir. Aa, sıramı almayın. Aa. İfocuğum, bugüne kadar birlikte kim bilir kaç anneler günü kutladık. Bak bugün çocukların da yanında nefis bir gün yaşıyoruz. Bundan sonra çok daha güzellerini de geçireceğiz inşallah. İşte benim sana hediyem. Aa! 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 Ay! Ay bu şey değil mi bu? Ama ne diyorlar hani? Ondan değil mi tersi? Evet, aynısı. Neyin aynısı? Üç taş da birbirinin aynısı. Ya model öyle. Ah çok, ay çok beğendim. Harika bir şey bu. Sen bana böyle hediyeler alır mıydın dersin? Ha bak şimdi. Değil mi? Bizimki de özel tasarım.
Uzun sen mi tasarladın onu? Sen ne hediye aldın? Siz ne hediye aldınız Volkan annene? Ha? Ne? Ne? Ya durun anneciğim bir hediyeleri sindirsin de. Değil mi anneciğim? Hadi bakalım anneme içelim hadi. Hadi içelim hemen. Güya oksijen almaya geldik buraya. Kız getireceksin, hepsini getirdin gerizekalı. Bir baba indi. Ay Allah. Beynim gitti ya. Olsun sen. Gaffur Bey, Gaffur Bey. Hay Bey biraz sakin oynasanız. Eğlencesine takılıyoruz burada. Tamam. Eğlencesine takılalım biz de şurada. Beni bozmaz. Ha? Anladın sen. Üf. Üf canım. Ya o kadar sıkıldım ki. Çok lümpen görüyorum bizi canım. Ben bu arada pilates yapmaya gidiyorum ya. He? Peşinden gitmemi bekliyor ama gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Aa bir kişi eksildi. Ne yapacağız şimdi? Gaffur Bey, bir şey soracağım. Kız kardeşiniz top oynamaz mı acaba? Yok. Niye ki? O da genç bir kız ya. Gelsin oynasın. Çok da sportif bir insana benziyor yani. Sana ne lan? Sen bütün gün benim bacımı mı seyrettin ha? Geldiniz mi çocuklar? Market kapalı. Ta Beşiktaş'a gittik şarap bulmaya ya. Ay o kadar şarap ne zaman bitti hiç anlamadım yani. Ben içtim. Seviyorum. Şey Cem alışmış. Evet ona küçükken bile şarap verirlermiş. Ya bünyem istiyor. Volkanlar nerede? Ya işte ya. Anneme benim yüzüğü vermiş sana değiliz ki Volkan ya. Hem kadın aynı yüzükten iki tane mi takacak? Kızım başka hediyemiz de yok ki elimizde. Unuttuk anneler gününü. Ne halt edeceğiz? İşte senin yüzüğü dayayacaktık. Annem de bizi affedecekti ne güzel ya. Üf. Yüzüm sıcak sıcak kutusunun içinde çantamda dursun. Ayrılamam ben ondan. Ya oğlum o yüzüğü annene verme fikri var ya beni böyle anlatamaz sana ya. İliklerim ve kemiklerim kadar ürpertti ya. Fena oldum. Çıkıp bir hediye alalım o zaman çaktırmadan. Para yok. Yalvar yakar oluruz. Ne bulursak alırız. Ne yapalım? İyi bari. Senin yüzde kurtarmış olduk böylece. Çünkü paramı yatırmıştım ona ben ya. Peki nasıl çıkacağız evden? Buluruz bir bahane. Gel. İnanmıyorum ya. Hayırdır, ne oldu? Ya annene çiçek almayı unuttuk Volkan. Aa. Bak, hediyemizi aldık, çiçeği almayı unuttuk. Tüh. Biz bir çıkalım, gidelim, çiçek alıp gelelim. Bir mahsulü var mı? Hayır efendim. Şu kapıdan dışarı çıkamazsınız. İzin vermiyorum. Zaten 40 yılın başında geliyorsunuz. Çiçek filan da istemem.
Ay nedir bir de onunla uğraş şimdi. Yok vazoya su koy, suyun içine çiçeği koy falan filan. Oturun oturduğunuz yer. Ya. Nereye? Ay pastayı getirmeye. Aa. Yani artık hakikaten ben de şu kadına haksızlık yapıldığını düşünüyorum ha. Evet canım. Anneler gününde oturmadınız yani. Evet. Bundan sonra senin mutfağa gitmen yasak. Hem belki de mutfakta sizin için bir sürpriz var. Ay ne hoş. Ya, sürpriz sürpriz üstüne. Haydi gel Aslı, sürprizimizin son şeylerini tamamlayalım. Hadi. Tamam, son rötuşlar. Mutfağa gitmek yok. Yok. Ne oluyor ki acaba? Ya ne var bunda? Kıza diyeceksiniz ki, kardeş sen de gel bizim de biz ip atlayacağız. Beraber ip atlayalım mı? Kardeş diyebilirsiniz sonunda. Niye şimdi ip atlıyoruz ki? Benim canım ip atlamak istemiyor. Ben gidip Kubi'ye bakacağım. Ya şimdi yüz vermedim ya. Kendine bir şey yapar diye korkuyorum. Şimdi Burhan Bey, kızın abisiyle babası böyle bela insanlar. Yani bir yanlış anlama falan olmasın. Ya niye yanlış anlasınlar? Şu anda piknik ruhu var ortamda. Onun için herkes çok rahat. Hanımlar hanımları ip atlamaya davet ediyor. Ne var bunda? Abi lütfen. Lütfen ya. Ben rica ediyorum. Bir tatsızlık çıkacak ya. Ya oturalım burada köftelerimizi yiyelim. Ben sana bir salatalık soyayım. Masaj yapayım ne bileyim. Lütfen ama. Ben çok yalnızım. Belki ilerideki yaşantımda bu benim için bir ana olarak kalacak. Çok güzel bir ana olarak kalacak. Ne olur belki de. Kalk. Kalk yaprak. Oh. Oh, yürü. Merhaba. 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 Şimdi biz kız kıza ip atlayacağız da acaba kardeş de bize katılır mı diyecektik. Yani şey hani çünkü ip böyle üç kişi atlanır ya, iki kişi tutar bir kişi atlar, o açıdan yani. Ben geleyim. Hayır hayır yok yok. Biz kız kıza atlayacağız. Prensip olarak. Baba ben gidebilir miyim? O konuşuyor. Kız da bana kesik. Git ama uzaklaşma. Gözümün önünde ol. Yok amca zaten hemen yan tarafta olacağız. Amcan kurban olsun sana. Efendim? Gözün üstlerinde olsun. Bazı hanımlar ahşap boyamaya falan gidiyorlar kalem müdürü. Sen niye böyle bir şeyler yapmıyorsun? Sürekli gözlerin üstünde. Sen full time bir işsin zaten Bülent. Elimde olsa sana güvenlik kamerası taktıracağım. Hayır sanki yani kötü bir sicilim varmış gibi. Ben kadın denen şeyi bir konsept olarak seviyorum. Bu çapkınlık değil. Bir insan sevgisi. Hümanistim ben. Aa. Hay Allah ya, şarap bitti bak. Görüyor musun? Aa. Nasıl biter ayol? Cem öğlende kaç şişe getirdi? Kendisi getiriyor, kendisi içiyor ya. Oğlum, kaç bardak içtin? İşte bugün biraz fazla kaçırdım anneciğim. Gidip alalım o zaman. Ha, kalk, kalk. Değil mi? Ayol, yüzünüzü göremedik bugün. Aa, anne yapma Allah aşkına ya. 2:30'dan beri buradayız, saat 6 oldu. Bütün günü sizinle geçirdik. Hemen geliriz. Hadi. Şarap alacağım. Bu yüzük Aslı'nın kolyesinin takımı gibi. Fark ettim. Ama galiba Aslı'nın taşları daha büyük. Ya bence değil. Öyle öyle. Aslı getirsin bakalım da karşılaştıralım. Çünkü ucuz bir şey değil.
İri iri taşlar olsun dedim kuyumcuya. Aslı mutfakta Cem'le bana bir şey yapıyorlar herhalde. Dur ben getireyim de karşılaştıralım. Hadi fırlayalım, fırlayalım. Durayım, nereye gidiyorsunuz? Annen oturun dedi. Babacığım, Selin'in tuvaleti geldi babacığım. Annemin yanında işte izin vermedi ya, o yüzden gidemedi. Evet, gitsin o zaman. Şimdi ben evden başka bir yerde yapamıyorum yani kendimi. Olkan olmadan gidemiyor musun? Tamam Selin, sen git. Şimdi ikimiz birden gidersek annem işkillenir, hadi. Neden işkillenir? Babacığım, biliyorsunuz annem bu aralar barut gibi ya. Yani sağ solu pek belli olmuyor kadının o açıdan yani. Babiş, sen nereden çıktın ya? Kızım, bugün anneler günü, farkında değil misin? Girdin bu ailenin içerisine, unuttunuz anneni. Arıyorum arıyorum açmıyorsun. Kalktım annenden gizli buraya geldim. Babiş, anlıyorum da annem Londra'da değil mi ya? Dün döndü kızım. Sabahtan beri de seni bekliyor. Ha tamam baba ya. Gece gelsen olur mu ya? Lütfen ya. Hayır benim bir çok çok acil bir işim var. Onu halletme. 15 dakikada buraya dönmem lazım. Lütfen. Kızım, o senin annen. Yarım saat gelip gönlünü alacaksın, o kadar. Hem yeni dudaklarını da görmüş olursun annenin. İyi peki madem. Tamam. Evet. Selin nerede? Tuvalete gitti. Ben bu salondan kimse çıkmayacak demedim. Anneciğim çok sıkıştı da ondan gitti yani. Çantasıyla mı gitti tuvalete? Kadınlar işte yani böyle. Ne yapıyorsun sen kız? İp atlıyorum abi. Geç kız annemin yanına. Geç. Sen kalk lan ya. Kalk kalk. Kalk lan. Sen ne benim bacımın arkasından böyle böyle hareketleri yapıyorsun ha? Hiç alakası yok abi. Ben öyle bir hareket yapmadım ya. Ne lan? Ben görmeyeyim ha? Sen benim bacımın orasına, burasına mı bakıyorsun ha? Size pasta yaptık. Ay öyle mi? Bak. Ha. Hem de kalp biçiminde. Çok teşekkür ederim. Selin gördünüz mü? Hayır. Yani anneler gününde Selin yok. Çantasını niye aldı? Nereye gitti? Bir dakika, bir dakika. Bu genç arkadaşımızın yaptığı hatanın ben farkındayım. Ama bahar gelmiş, hormonlar coşmuş. Ne edeceksin? Bacınıza baktı. Ben de gördüm. Ama yani kuzide yasak olmaz ki, natürel dünya. Ne? İyi.
İyi de bu benim onu dövmemem için geçerli bir sebep değil. Sen de haklısın. Ama bugün anneler günü. Yani bu uzun saçlı serseri yüzünden. Yani yengemizi üzmemize gerek var mı? Bence yok. Yani sen hiç merak etme. Sen git rahat ol, ben halledeceğim. Sen hiç merak etme. Sen git otur yerine, rahat ol, ben halledeceğim. Ya ne yapıyorsun ya? Kes sesini, ahlaksız, ırk düşmanı, terbiyesiz. Milletin karısına, kızına yavşamaya utanmıyor musun? Burası piknik alanı. Senin piknikten anladığın bu mu? Terbiyesiz. Kardeşim sen git, ben halledeceğim. Sen git otur yerine, ben halledeceğim bunu. Bak, bak kız. Bak. Bırak lan! Sen ne yapıyorsun ya? Sen açık verdin. Kız ip atlarken böyle böyle yaptın. Kıza kafayı takarsan sen. Ama abisi sana kızdı. Bana kızmadı. Benimle arası balçık gel. Adam senin yüzünden bizi dövecek manyak. Dövecekse seni dövecek. Benim dövecek. Seni dövecek. Benim dövecek. Seni dövecek. Dövecek. Ya sen ne biçim bir defolu karaktersin ya? Seni sabahtan beri bin tane sapık saçma sapan isteğini yerine getiriyorum ya. Sen ne biçim bir insansın ya? Sen bir psikopatsın. Sensin psikopat. Terbiyesiz. Bu nasıl bir konuşma? Ağzını yırtarım senin ha. Ağzını yırtarım. Her gittiğimiz yerde arıza çıkartıyorsun ya. Şunlar baba ol senin ağzını burnunu dağıtsalar da şöyle kanatsalar da ben de kurtulurum. Madem bacana baktılar, niye dönmüyorsun? Baba, şimdi onlar biraz birbirlerini yorsunlar. Ben sonra onların arasına gireceğim. Bana katılır mısın baba? Mangalımızı yaptık. Rakımızı içtik. Sıra geldi kavgaya. Katılırım tabii. Niye katılmayayım? Demek bacına baktılar ha? İstanbul çok bozuldu ya. Çok. Neredesin kızım? Geldim işte. Yahu tatlıları ne zaman yiyeceğiz? Volkan evladım, hediyenizi verin de. Babacığım, şimdi şöyle... Asa olay şöyle gelişti. Tam anneme hediye alıyorduk ki biz... Aa! Ne? Ben biliyorum ne olduğunu. İfa annem, aslında biz... yani kendisi, yani İfa annem bizim başımızın tacı. Ve biz ona öyle herhangi sıradan bir hediye almaktansa... ...kendisine sevgimizi vermeyi, yani daha... Ay ben her şeyin farkındayım. Hediye almadığımız mı? Ne? Ayol şaka yapıyorlar. Hediye almaz olurlar mı? Ben kutuyu gördüm bile. Hangi kutuyu? Ne? Ya beni birine tavsiye ettin diye yani. Sabahtan beri seni çekiyorum ya. Ya bir git hayatımdan ya. Sanki ben seni keyfimden tavsiye ettim. Defol git de şöyle iş yerinde huzurlu bir şekilde yaşayayım diye tavsiye ettim serseri. Ne? Sen ana! Kanıma geldi ya. İyi oldu. Sen kimsin ki idare müdürü olacaksın ya? Sen kimsin ki? Senin background'un ne serseri, köylü çocuğu. Ben senden kurtulayım diye seni tavsiye ettim. Şans olacaktı ki anam beni kız doğuracaktı. Senin yüzünden ben işimi kaybedecektim öyle mi Burhan Altıntop? Sen ne biçim bir insansın ya. Sana acıdık da buralara kadar geldik ya. Sen var ya hepimizin duygularıyla oynadın biliyor musun? Ha? Biliyor musun? Bırak lan tişörtümü yırtacaksın. Bırak. Tişörtümü yırtacaksın. Bırak. 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 Ne olacak kızım? Kendini bilmez, haddini bilmez serseri. Terbiyesiz. Ömür boyu seni mi çekeceğim lan ben? Allah'a senin ağzını burnunu dağıtırım ha.
Vurma. Ya sen var ya çok pis bir insansın. Mecazi anlamda da söylemiyorum, pis. Sabahtan beri bu kızlar senin yumurta kokunu çekiyor. Ya perişan ettin bizi ya. Git kendine bir deodorant al. Hadi baba, tam kıvam oldu, hadi. Dur oğlum, durup dururken olmaz. Bir sebep lazım. Çok affedersiniz ama pikniklerdeki mangallar yüzünden çıkan yangınlarda yılda kaç ağacımız yanıyor? Siz biliyor musunuz canım? Hadi oğlum. Hayır! Ana, Kibilay Bey dövüyorlar ya. İnanmıyorum ya. Kibilay da beni kıskandığı için adamlardan kavga çıkardı. Numaralar ha? Siz giderken ben geliyordum evladım. Ha? Ne var o çantanın içinde? Hiçbir şey. Benim hediyem o çantanın içinde değil mi? Hayır. E nerede peki? Şöyle ki... Saklamayın hadi. Ben biliyorum. Volkan kasetten kazandığı ilk parayla... haftalardır çok üzülen annesine çok güzel bir hediye aldı keyiflensin diye. Bana. Benim oğlumdan da... bu beklenir. İşte. Aa, ayol vallahi bilmiş gibi. Anne nereden tahmin etti? Evladım niye tereddüt ediyorsunuz o zaman? Versenize kadının hediyesini. Aa! Ayol bu yüzüğün aynısı. Ya. Aa, çocuklar o yüzden veremedi demek ki. Aynı yüzükler iki tane. Ne tesadüf yahu. Evet ondan. Aman da oğlum bana neler alırmış. Pek güzel ayol. Değil mi? Taşları da şıkır şıkır. Bir, iki, üç tane yan yana. Oh. Anneciğim, isterseniz siz şimdi o yüzüğü bize verin. Aynı olmasın hediyeler. Biz size başka bir şey alalım, he? Aa! Ne zararı var evladım? O kadar uğraşmışsınız, gitmişsiniz, almışsınız. Bunu da takarım. Her iki elimde de iki yüzük. Değil mi Tahsin'cim? Ay vallahi, derdimiz bu olsun ayol. Çok güzel taşlar, çok. Vallahi bunu kutlamak lazım. Aferin Volkan, gözüme girdin. Tamam, bunu kutlayalım. Şampanya içelim. Şampanya kalmamış. Hadi şampanya alalım. Hadi tamam. Hadi bakalım, şampanya alalım. Nasıl? Yakıştı mı? Çocuklar gelin. Bizi neden çağırdınız pek anlayamadık ama. Oturun çocuğum. Anneler gününden beri Sedef Hanım'ın da benim de kafamızı bir şey kurcalıyor. Konuşurken ortaya çıktı. Nedir?
yanlış anlamış olmayasınız. Yani hemen bir takım sonuçlara varmayın bence. O zaman siz ne söyleyeceğimizi anladınız. Hayır. Sedef Hanım, siz mi söylersiniz? Ben söyleyeyim. Cem. Efendim. Biz bu aralar senin biraz fazla alkol aldığını düşünüyoruz.